Kanal Urfa Haber Merkezi'nden haftanın ilk gününden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Hükümet ile memur konfederasyonları memur ve memur emeklisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağladı. Zam oranını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında açıkladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Tarafların anlaşma sağladığı görüşmeler neticesinde memur ve memur emeklisinin maaşına 2022 yılının ilk 6 ayı %5, ikinci 6 ayı %7, 2023 yılının ilk 6 ayı %8, ikinci 6 ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili açıklama yaptı. İlk teklifimizde hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar. Biz %5 artı enflasyon farkını 2022 için önermiştik. İkinci 6 ay içinde %6 artı enflasyon farkını önermiştik. 2023 içinde %6 ve %6 enflasyon farklarıyla birlikte bir önerimiz olmuştu. Şimdi ikinci teklifi tahmin ediyorum bütün Türkiye'nin merak ettiği ikinci teklifimizi açıklıyorum. İkinci teklifimizde 22'nin ilk yarısı için %5 artı enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için ise %7 artı enflasyon farkını, yani toplamda %12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. 2022 için yaptığımız bu teklifi biraz önce de söylediğim şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Ama 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle %8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Bu sözleşmenin milletimiz için hayırlı olmasını, ülkemiz için hayırlı olmasını, bütün çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Değerli izleyenler, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görev alan Türk askerleri saha görevinin yanı sıra Ankara adlı karargah binasında da çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Afganistan'da çeşitli ülkelerin tahliye işlemleri devam ederken Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de Kabil'de bulunan havalimanında çeşitli ülkelerin askerleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Havalimanı önünde gergin bekleyiş, zaman zaman da olay yaşanırken Türk askeri tahliye edileceklerin belgelerini, izinlerini kontrol ediyor. Sahada görev yapan Türk askerlerinin yanı sıra Ankara adı verilen karargah binasındaysa Türk askeri tahliyeleri koordine ediyor. Ankara adlı karargah binasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Türk askeri, havalimanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiriyor. Öte yandan Türk askeri, görev alanı içerisinde bulunan Afgan halkının temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Havaalanı içerisinde çadır kurarak tahliye edilmeyi bekleyen Afganlara su ve gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kanal Urfa ekibi olarak sokak röportajlarıyla Şanlıurfa'nın ve vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'da işsizlik var mı diye sorduk. İşte gelen yanıtlar. Yani ben bir kimyager olarak şu an açıktayım yani. Daha nasıl olsa nasıl anlatabilirim ki size? Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalışla %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Biz de Kanal Urfa ekibi olarak vatandaşa mikrofon uzattık. Bakalım işsizlik Şanlıurfa'da ne durumda? Yani bizim buralarda torpil yerler çoktur. Her gittiğimiz fabrikada, her gittiğimiz şeylerde çok torpil
olduğu için o yüzden hiç kimse, şu an bu arkadaşımız, arkamdaki arkadaşım dört aileye bakıyor. İşsiz olduğu için nereden bakacak, nasıl bakacak? Yani bir iş yerleri açılabilir, bir fabrika türü açılabilir bu falan. Ben şu an mesela ben Bursa'ya gidiyorum çalışmak için. Urfa'da işsizlik olduğu için. Çoğunlukla hepsi işsizler yani. Benim iki tane çocuğum var, onlar da işsizler. Babalar da rahmetli oldu yeğeni, onlar da ondan dolayı işlerinden oldular. Şimdi onlar dışarı gittiler yani, memlekete çıktılar. Vatandaşa bir sorduk, bin ah işittik. Halen işsizlikten yıkılıyor. Vatandaş Urfa'da yeteri kadar iş alanının olmadığını ve istihdamın yetersiz olduğunu kaydetti. İşte sorulan sorunun yanıtları. Yani bu konuda yani tabii ki işsizlik mevcut. Fakat her şeyi devletten beklemek doğru değil. Yani burada iş adamlarımız, müteahhitlerimiz genel anlamda yani fabrikalar kurup gençlere iş alanları açabilirler. Buradan Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Belge seslenmek istiyorum. Antep bizden bir adım daha önde. Orada fabrika iş olanakları daha yüksek. Oranın gençleri bize göre daha çalışıyorlar. Bizim Urfa'nın gençleri çoğu çalışmıyor zaten. Çoğu sokaklarda geziyor. Kötü yollara düşüyorlar, maddeye düşüyorlar. Buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum. Lütfen gençlerin yanında olsun. Gençlerin umudu kırılmasını istiyorum. Mesela gençler için fabrika açılması lazım bence Urfa için. Ve güzel bir şey, bir projede olacağına inanıyorum zaten. Hani ben bir kimyager olarak şu an açıktayım yani. Daha nasıl olsa nasıl anlatabilirim ki size? Dünyada yeni bir tedirginliğe yol açan ve Türkiye'de de giderek artan Delta Plus varyantının koronavirüs vakalarının pik yaptığı Şanlıurfa'da şu ana kadar görülmediği öğrenildi. Delta varyantının bir türü VK-417'ne adı verilen bir spike protein mutasyonuna sahip olan artan Delta Plus Türkiye'de de son zamanlarda artmaya başladı. Son haftalarda koronavirüs vakalarının yüksek oranda arttığı Şanlıurfa'da şu ana kadar Delta Plus'ın görülmediği öğrenildi. Bu arada Delta varyantı Türkiye'deki vakaların %90'ını, Şanlıurfa'da ise %70'ini oluşturuyor. Delta Plus, Delta'nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde daha kolay yayıldığı, bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için endişe yaratıyor. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü Delta ve Delta Plus varyantlarını endişe verici kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor. Öte yandan Plus Ön adlı varyant ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantıyla bağlantılı olarak biliniyor. Adana'da görev yapan halk sağlığı uzmanı Doktor Nurettin Özdener, aşırı sıcak havada pandemiyle mücadelede sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek aşı karşıtlarına da tepki gösterdi. Sıcaklığı 40 derece gösteriyor. Adana'da görev yapan ve koronavirüsle mücadelede ön safta görev yapan sağlık çalışanlarının artan vakalar nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiklerine kaydeden Doktor Nurettin Özener çektiği videoyla Güneydoğu hemşehrilerine ve aşı karşıtlarına seslendi. Derden sırılsıklam oldum sevgili hemşehrilerim, sevgili Adanalılar, Güneydoğu'daki bütün hemşehrilerim, lütfen aşınızı olun. Bakın batıda yavaş yavaş Türkiye haritası mavileşiyor. Eğer kısırlık yaparsa bu batıda, doğuda, güneyde her yerde yapar. Sadece Mardin'i, Diyarbakır'ı, Adıyaman'ı almaz ki bu. 70 yaşındaki bir teyzenin kısırlık yapıyor diye aşı olmamasına ne diyoruz ya? Lütfen ya, lütfen sevgili dostlar. Hadi aşıya. Karaköprü Belediyesi 6 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim sezonu öncesi öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlaması için ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Karaköprü Belediyesi 6 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim sezonu öncesi öğrencileri de unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik ekipleri sınıf ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı suyla yıkanıyor. Atakent Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulu'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, 2021-2022 eğitim sezonu öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi. Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli'nin talimatıyla 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim açılışı öncesi Karaköprü sınırlarımız içerisinde bulunan bütün okullarımızda inşallah dezenfektan ve yıkama çalışması yapacağız. Allah öğrencilerimize inşallah zeval vermesin. Hijyen, maske ve mesafe kuralına dikkat ederek Allah eğitim ve öğretim yılımızı inşallah hayırlara vesile kılar diyorum. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da Başkan Baydilli'ye ve temizlik işleri ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. O da sağ olsun her zaman bizlerin yanında olduğu, eğitimin yanında olduğu çok çok değerli bir başkanımızdır. Onların talimatıyla Sayın Belediye Başkan Yardımcımız ve temizliklerimiz, müdürümüz ve yetkilileri sağ olsun bugün burada Hacı Abdurrahman Özdemir Okulu'nda başlamak üzere eğitim öğretim yılına genel temizlik, hijyen ve dezenfekte noktasında bize yardımcı oluyor. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Dezenfekte Ekibi 6 Eylül öncesi ilçedeki okulların tamamını temizlik işleminden geçirerek tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyor. Değerli izleyenler, bozulan elektrikli tekerlekli sandalyesi için bölgede tamirci bulamayan engelli birey Şanlıurfa'da açtığı dükkanda bölgedeki engellilerin araçlarını tamir ediyor. Doğuştan çocuk felci geçiren 40 yaşındaki Hüseyin Şat, her iki bacağı da tutmadığı için hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirmek zorunda kaldı. 30 yaşına kadar normal tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkabilen Şat, daha sonra elektrikli tekerlekli sandalyeye sahip oldu. Şanlıurfa'da Ortopedik Engelliler Derneği Başkanlığı da yapan Hüseyin Şat, 10 yıl önce bozulan elektrik tekerlekli sandalyesini tamir etmek istedi. Bölgede tamirci olmadığını öğrenen Şat, tekerlekli sandalyesinin tamir edilmesi için İzmir'e göndermek zorunda kaldı. Yüklü kargo ve tamir parasının yanı sıra yaklaşık bir ay boyunca evde kalarak tekerlekli sandalyesinin gelmesini bekledi. Tekerlekli sandalye tamirinin uzun sürdüğü için evden çıkamayan Şat, bölgedeki diğer engellilerin de tekerlekli sandalyelerini tamir ettirmek için batıdaki başka illere gönderdiğini öğrendi. İzmir'den gelen elektrikli tekerlekli sandalyesine kavuşan Şat, bir daha bozulduğunda kendisi tamir etmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu tekerlekli sandalyesini tamir etmeyi başaran Hüseyin Şat, engelli olan arkadaşlarının da tekerlekli sandalyesini tamir etti. Talep artınca bir atölye kuran Şat, bölgedeki bütün engellilerin araçlarını tamir etmeye başladı. Yaklaşık 10 yıldır engelli araçlarını tamir eden Şat, hem para kazanıyor hem de engellilere yardımcı oluyor. Bakarız ya, bir 15-20 dakika sonra bir arızasını tespit ederiz. Sana yardımcı olur. Sana zahmet ya, bir bakımı temizliğine. Engelli bir yakınının arızalanan aracını tamire getiren Mehmet Doğan, Şanlıurfa'da tek tamirci olduğundan dolayı buraya geliyoruz dedi. Urfa'da tek tamirci olduğundan dolayı millet dışarıya gidiyor, perişan oluyor. Kargo parası git gel. Sağ olsun ustamız burada bu servisi açmış. Ortopedik Engelliler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hüseyin Şat, kendim çocuk felci geçirdiğim için bedensel engelliyim. 40 yıldır bu kaderi yaşıyorum ifadelerini kullandı. Kendim bedensel engelli çocuk felcinden dolayı
40 yıldır bu kaderi yaşıyorum. Şanlıurfa merkezde iki emekli ediyorum. Engeller Dernek Başkanıyım, Ortopedik Engeller Dernek Başkanı. Yıllar önce aklımıza bir proje geldi. Yani akşama kadar oturmaktansa kendince arabalarımızın tamirinden başlayıp bu işin ustalığını elde ettik. Açtığı atölye sayesinde kendisi gibi engelli olan insanlara faydalı olduğunu söyleyen Şat konuşmasına şöyle devam etti. Yaşamanın her türlü zorluğu var. Yani yorulmadan, şey yapmadan, çalışmadan hiçbir şekilde bir şeyin bedeli yok yani. Şükrediyoruz yine elhamdülillah. Yani elimiz sağlam, aklımız yerinde. Hem arkadaşlarımızın arabalarının ihtiyaçlarını görüyoruz. Hem kendi derneğimizi ayakta durduruyoruz. İhtiyaçlarımızı görüyoruz. Kimseye muhtaç olmadan. Balık yemeği değil de balık tutmayı istiyoruz. Yani bu konuda yerimiz biraz küçük. Belediyelerimiz bize bu projemiz hakkında biraz bize destek olursa, yani daha geniş, çok amaçlı bir yerde olsa daha güzel hizmetlerimiz olur yani. Mehmet Bey, arabanız sağlam yapıldı. Haliye Belediyesi üst yapı hizmetleri kapsamında yürüttüğü yol yapım çalışmalarında Sırım ve Dağ Eteği mahallelerinde asfalt serimini devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi üst yapı hizmetleri kapsamında yürüttüğü yol yapım çalışmalarında Sırın ve Dağ Eteği mahallelerinde asfalt serimini devam ettiriyor. Haliliye Fen İşleri Müdürlüğü mevcut yollarda yenileme ve yol alanı genişletmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla üst yapı hizmetlerini sürdürüyor. Yoğun şekilde yürütülen asfalt çalışmalarında merkez ve kırsal mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü, Sırrın ve Dağ Eteği mahallelerinde çalışmalarına başladı. Asfalt hazırlığı biten sokaklarda sati kaplama yapan ekipler çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yolları hizmete sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde asfalt çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti. Değerli izleyenler, Şanlıurfalı Kürt sanatçı Şivan Perver'in ağabeyi 74 yaşındaki Halil Aygün koronavirüse yenik düştü. Şivan Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün abisi Halil Aygün bir süre önce koronavirüse yakalandı. Böbrek ve şeker hastalığı da olan ve koronaya yakalandığı için hastalığı ağır seyrederken durumu ağırlaşan Aygün, Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Burada yoğun bakımda tedavi gören 10 çocuk babası Aygün 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aygün'ün cenazesi Şanlıurfa'ya getirilerek Siverek ilçesine bağlı Kayalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 4 ay önce de Şivan Perver'in Belçika'da yaşayan kardeşi Aziz Aygün de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hayran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un ilçeye kazandırdığı parklar vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yıllardır özlem duyulan hizmetleri hemşerilerimizle buluşturuyoruz dedi. Şanlıurfa'nın tarihi ilçesi Harran'daki yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalara önem veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatı sonrası tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Cumhuriyet Parkı ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği mekanların başında geliyor. Yaz akşamlarının sıcağından kaçan vatandaşlar aileleriyle birlikte yeşil alanlarda soluğu alırken çocuk oyun gruplarında minikler doyasıya eğleniyor, aileleri ise fitness gruplarında spor yapıyor, bank ve kamelyalarda gecenin ilerleyen saatlerine dek vakit geçiriyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada hayatın her alanında çalışmalarımız sürüyor ifadesini kullandı. Göreve geldiğimiz günden beri Harran ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harran'ımızda eğitimde, kültürde, sağlıkta ve sporda gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Haranımıza 3 tane yeni park vatandaşlarımıza, gençlerimize hediye ettik. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıcak yaz akşamlarının sıcağından bunalarak kendilerini yeşil alanlara attıklarını belirten vatandaşlarsa zaman zaman çocukların oyunlarına dahil olduklarını ve miniklerin mutluluğuna vesile olduğu için Başkan Özyavuz'a şükranlarını ilettiklerini ifade etti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçük baş hayvan telef oldu. Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçük hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde yaşandı. Faruk Bayrağı ait ahırda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası ahır tamamen yanarken içeride bulunan 25 küçük baş koyun da telef oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Viranşehir Belediyesi'nin ilçe merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı asfalt atağı tam hız devam ederken ekiplerin son adresi Yağızlar Kırsal Mahallesi Fareli Sokak oldu. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yağızlar Kırsal Mahallesi Fareli Sokak'ta yol genişletme, tesviye ve stabilize seriminin ardından 3,5 kilometrelik sati kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, birim yetkililerinden bilgi aldı. Her şey Viranşehir için sloganıyla üst yapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten Yıldırım, başlatılan asfalt çalışmalarını en kısa sürede bitirip mahalle sakinlerinin hizmetine sunacaklarını söyledi. Her şey Viranşehir için sloganıyla çıktığımız yola bugün de Fareli köyündeyiz. İnşallah üst yapısını bitirip hizmet ağımıza devam edeceğiz. Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini aktaran mahalle sakinleri de emeği geçenlere teşekkür etti. Viranşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci ve ekibine ve Rakıp Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bu yol çalışması ve tozdan kurtulukları için. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Esenyurt'ta bir siteye girmeye çalışan Çeçen asıllı olduğu ileri sürülen grubun güvenlik görevlilerine saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'ta Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre siteye girmek isteyen Çeçen asıllı olduğu iddia edilen grup, siteye alınmayınca güvenlik görevlileriyle tartışmaya başlamış, ilerleyen dakikalarda ise görevlilere ellerindeki sopalarla saldırmıştı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına almış ve evlerindeki aramalarda tabanca, pompalı tüfek ve jammer cihazı ele geçirmişti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarsa kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Güvenlik görevlilerine sopalarla saldırmak isteyen grubun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik bariyerlerini kırarak siteye giren şahısların ellerindeki sopalarla güvenlik görevlilerine saldırdığı ve kendilerini korumak isteyen görevlileri kovaladığı görülüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın bu dünyaya açılan yol dediği bölgede asfaltlama çalışması başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın bu dünyaya açılan yol dediği bölgede asfaltlama çalışması başladı.
gümrük kapısına uzanan ve ithalat ihracattaki güzergah olan Bolatlar Sevimli Akçakale arasındaki yol asfaltlanmaya başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken Başkan Yalçınkaya çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Yalçınkaya iş makinesi de kullandı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya sınırda Yıldız ilçe oluşturma gayretimiz devam ediyor dedi. Sınırda Yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam ediyor. Allah bize nasip etti Karayollarının 3. bölüm Bolatlar Sevimli Akçakale arasının asfaltına başlandı bugün itibariyle. Bu yol dünyaya açılan yol, Orta Doğu'nun kapısı, Urfa'nın nefes borusu. Bu sebeple burası dünya standartına uygun bir yol olarak yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda buraya çok güzel hizmetleri olacak bu yolun. Başkan Yalçınkaya çevredeki vatandaşlarla da görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından Kastamonu halkının yanında olmak, temizleme çalışmalarına katılmak üzere Şanlıurfa'dan yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şuski ekipleri Kastamonu'da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda zaman kaybetmeden soluğu Kastamonu'da aldı. Bölgeye giderek temizlik çalışmalarına katılan ekipler içerisi moloz yığınları ve balçıkla dolan iş yerleri ve evleri temizledi. Tıkanan rögarları da açan ekipler bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kastamonu'daki çalışmaları yakından takip eden Başkan Beyazgül, bölgede bulunan Şuski ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili görselleri sosyal medya hesabından paylaşarak Kastamonu'ya yardıma giden ekiplerimiz çalışmalara aralıksız devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız ve bölgedeki tüm ekiplere teşekkür ederim. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileştireceğiz notunu düştü. Öte yandan Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketiyle Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'ların da destekleriyle geçtiğimiz günlerde Kastamonu'ya "Ben de varım" sloganıyla 10 araçlık insani yardım malzemeleri gönderilmişti. Şanlıurfa Spor Bolu'da yeni sezon hazırlık kampını tamamladı. 26 Ağustos'ta Şanlıurfa Spor Tesisleri'nde bir araya gelecek olan futbolcular ligin ilk haftasında 5 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor, Bolu'da sürdürdüğü 2. etap kamp çalışmalarını bugün yaptığı son antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Gürses Kılıç yönetiminde Bolu'da yaptığı 2 etaptan oluşan kampla yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Sarı Yeşilli ekipte futbolculara 26 Ağustos'a kadar izin verildi. 26 Ağustos'ta Şanlıurfa Spor Tesisleri'nde bir araya gelecek olan futbolcular ligin ilk haftasında 5 Eylül'de sahasında karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarına start verecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Göbekli Tepe 35 Yaş Futbol Başkanlık Kupası turnuvası yarı final müsabakalarıyla devam etti. Çekişmeli geçen karşılaşmalar renkli görüntülere de sahne oldu. (Gülüyor) 32 takım 1200 sporcunun katıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göbekli Tepe 35 Yaş Başkanlık Kupası turnuvasında finale çıkan takımlar Şutim Spor Kompleksinde oynanan yarı final müsabakalarıyla belirlendi.
35 yaş üstü vatandaşların spora teşvik edilmesi, Göbekli Tepe'nin tanıtımına katkıda bulunması amacıyla düzenlenen turnuvada yarı finalde Şanlıurfa Ortaokulu ile Ceylanpınar Master takımı ve Doğan Yıldız 75 takımı ile Viranşehir Sanayi takımı karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Ortaokulu ile Ceylanpınar Master takımlarından gülen taraf 3-0'lık skorla Ceylanpınar Master takımı olurken Doğan Yıldız 75 takımı ile Viranşehir Sanayi takımı arasındaki yarı final müsabakalarında kazanan 2-0'lık skorla Doğan Yıldız 75 takımı oldu. Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvanın son derece verimli geçtiğini belirterek bu tarz etkinliklerin devam etmesini diledi. 32 takım içinde finale kalan iki takımımız karşılaşacak. Oradan da bir takım şampiyon olacak. İnşallah bu etkinlikler devam eder. İşte bak şimdi tribünde insanlar bu saatte çok güzel maçlar izliyorlar. Yani 1,5 senede hiç maç oynanmadı. Bu pandemiden dolayı en azından insanlar deşarj oldu. Çok güzel etkinlik oldu. Bunların devam etmesini bekliyoruz. Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Murat Basyansa konuşmasında turnuvanın düzenlenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz Gül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Urfa'mıza gerçekten yakışır bir turnuva oldu. Gerçekten görüyorsunuz turbinler, halkımızın, milletimizin bayağı ilgisi oldu bu hususta. Değerli izleyenler, Kanal Urfa Ana Haber Bülteni burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.